Selamun aleyküm kıymetli arkadaşlar. Az önceki yayın internet problemi yüzünden kesildi. Tekrar başlattım. Sesim geliyordur umarım. Bugünkü konumuz gerçekten gizlenen bir hakikat. Bunu 2 yıldan beri araştırmalarımızda ara ara bahsediyoruz ama bugün artık komplike olarak açıklayacağız. Yani tarihsel kronolojisiyle birlikte bu sel ve yangınların sebebi ve Covid ile olan ilişkisi. Bunu anlatacağız inşallah. Konuları çok dikkatli dinlemenizi istirham ediyorum. Çünkü birbiriyle hepsi bağlantılı konuları. Bismillah deyip başlayalım. Şimdi arkadaşlar, dünyada Firavun döneminden beri insanlara tanrılık taslayan bir seçkinler grubu var. Bu grup insanların kaderine müdahale edebildiğini, yani bir tanrı gibi onların yaşamasına, ölmesine, hangi şartlarda yaşamasına, neler yiyip içeceğine, neler giyeceğine, hangi hastalıklarla mücadele edeceğine karar verdiğini düşünen bir grup var. Şunu bir örnek, bizim kıssalarımızdan bir örnekleme yapayım. Firavun ben tanrıyım diyor. 2 tane adam götürüyorlar karşısına suçlu. Oku alıyor, birini atıyor, öldürüyor, birine de bağışladım diyor. Ben de tanrıyım diyor. Ölümüne de, hayatta kalmasına da karar verdim diyor. Tabii ki bu bir illüzyon. Tanrılıkla alakası yok. Ama bunun verdiği haz, bu insanları çeşitli katliamlara, soykırımlara, zulümlere sevk ediyor. İnançları da bu doğrultuda, gnostik inanca sahipler bu insanlar. Şimdi arkadaşlar, günümüzde modern firavunların dünya yönettikleri bir teşkilatları var. Bu teşkilatın 2 tane ayağı var. Bir ayağı Illuminati dediğimiz, aydınlanmak anlamındadır. Işık dininin 2 ayağı var. Bu ışık dininin bir ayağı Illuminati'nin medya, ekonomi, finans, sanat, spor dallarına egemenlik altına tutuyor. Bir de masonluk ayağı, yani tapınakçılar. Masonluk ayağı var. Masonluk ayağı da kurumları, özel veya yarı özel kurumları. Kurumlar nedir? İşte devlet kurumları, askeri, yargı, bürokrasi, eğitim kurumları. Bunlar bu 2 teşkilatları vasıtasıyla tüm dünyadaki organize oldukları bu teşkilatları vasıtasıyla dünya halklarını istedikleri gibi yönetiyorlar, egemenler. Bu bir gölge egemenlik. Siz ülkenizi liderlerinizin veya partilerinizin yönettiğini zannediyorsunuz ama ülkelerin genel politikaları, gelecekle ilgili özellikle 20 yıllık, 30 yıllık master planlarını bu firavunlar yapıyor. Yani bir fabrika düşünün, genel müdürünüz var, siz sahibisiniz. Genel müdür bu fabrikanın işleyişini sağlıyor. İşte bunlar liderler. Ancak fabrikanın sahibi, o fabrikanın atıyorum yerinin değiştirilmesi, makinelerin değiştirilmesi veya işte bu fabrikadaki ana gidişatın kararını veren tabii ki fabrikanın sahipleri. Bu da aynı şekilde. Şimdi bu firavunlar insanları köleleştirmek için paraya, güce ihtiyaçları var. Parayı, gücü nereden kazanıyorlar? Endüstri, ticaret ve doğal kaynaklardan kazanıyorlar. Ve finanstan. Endüstri devrimiyle birlikte fabrikalar,
kuruldu. İnsanlar işçi sınıfına getirilerek köleleştirildi. Peki bu fabrikaların ve diğer birçok işte araçlar üretilmeye başlandı. Enerji ihtiyacı nasıl karşılandı? 1900'lü yılların başlarından itibaren petrol bulundu. Petrol bir enerji kaynağı olmaktan ziyade tanrılara, yani tanrılık taslayanlara bu tanrılığı yapmaları için gereken egemenlik gücünü veren bir araç olarak kullanıldı. Oysa ki 1900'lü yılların başında elektrikli araçlar yapılmıştı, şarj istasyonları yapılmıştı. Ben analitik dergide bunların fotoğraflarını paylaşıyorum arada. Bunların önü birden kesildi. Çünkü petrolden elde edilen gelirle insanlık üzerine kurulacak tahakküm daha fazla kölelik, daha fazla tanrılık getiriyordu. Bununla 100 yıldır insanlar üzerinde bir egemenlik kurdular. Fakat bu 100 yılın sonunda bu sıvı ve katı yakıt kullanımının verdiği bir etki oldu dünyada. Nedir? Buna küresel ısınma diyoruz. Yani küresel ısınmanın müsebbibi modern firavunlar arkadaşlar. İnsanlığın kendi kendine suçlamasına gerek yok. Bunlar tabii medyada insanlığı suçluyorlar ama aslında bunun sebebi modern firavunlar. Kölelik düzenini devam ettirmek, kölelik tesisini güçlendirmek için bu araçları kullandılar. Peki gelinen noktada ne oldu? Gelinen noktada, yani bu 2000'li yıllardan sonra küresel ısınmanın etkisiyle buzullar erimeye başladı. Buzulların erimesi demek arkadaşlar, eğer böyle devam ederse, buzulların erimesi demek dünyadaki suların 50 santimetre ile 1 metre arasında yükselmesi demek. Dünyadaki suların bu kadar yükselmesi bütün liman şehirlerini tehdit ediyor. Veya deniz seviyesinde olan ülkeleri veya deniz seviyesinde olan coğrafyaları tehdit ediyor. Peki bu firavunların ana gelir kaynağı nedir? Ana gelir kaynağı arkadaşlar limanlardır. Liman şehirleridir. Liman şehirlerindeki merkezdeki pahalı gayrimenkuller, buradaki limandaki ticaretin sahibi yine bu firavunlardır. Bunu da bir örneklemeyle yapalım. Bir ülkede buğday çıkıyor. Örnek veriyorum, kilosunu 2 dolardan alıyor. Çeşitli ekonomik ve siyasi spekülasyonlarla bir devalüasyon yapıyor. Dolar karşısındaki o ülkenin parasını yarı yarıya düşürüyor. 1 kilo buğdayı 1 dolara alıyor. Daha sonra endüstriyle geçinen bir ülkeye tarım da önünü kesiyor. Yani tarıma yatırım yapmasını engelliyor. Orada buğdayın fiyatını 10 dolar olarak belirliyor. Bu sadece yaptığı limana getiriyordu buğdayı, götürüyor öbür ülkeye. 1 dolar alıyor, 10 dolara satıyor arkadaşlar. Bunu birçok konuda, yani doların ülkelerdeki değer farkının ana sebebi tanrıların egemenlik için kullandıkları paranın çoğaltılması diyebiliriz. Şimdi bu küresel ısınmanın limanlardaki bu firavunların servetlerine olan riski büyük. Peki ne yaptılar? 2015 yılında Paris İklim Anlaşması diye bir anlaşma hazırladılar. Buna 150 ülke taraf oldu. Biz de imza attık ülkemiz olarak. Ancak biz meclisten geçirmedik yasayı henüz. Bu Paris İklim Anlaşması ne diyor? Paris İklim Anlaşması küresel ısınmayı bahane ederek 2030 yılına kadar karbon salınımını %30 en az düşürmeyi, dünyanın ortalama sıcaklık derecesini de, şu anki mevcut sıcaklık derecesini de
2 derece düşürmeyi taahhüt ediyor bu anlaşmaya taraf olan ülkeler. Yani elektrikli araca yatırım yapılmasının bütün ülkelerde, ülkemize de dahil, ana sebeplerinden biri de bu arkadaşlar. Şu an sesim geliyor mu arkadaşlar? Neyse ben devam edeyim. Olmadık kaydeder YouTube'dan yayınlarım size. Ne demiştik? 2015 Paris İklim Anlaşması'yla 2 derece düşürmeyi, en az %30 karbon salınımını azaltmayı. Karbon salınımının azaltması demek, yani egzoz gazlarının, fabrika ovacılarından çıkan gazların, katı yakıt kullanımından çıkan karbon salınımının azaltılması demek. Bunun ana kaynağını tabii ki otomobiller oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi COVID sürecinin bu olayla bağlantısını açıklayalım. COVID sürecindeki arkadaşlar 3 gün 4 gün kapanmalar ana sebebi iklim, yani bu tüm dünyada uygulandı bu kapanmalar. Bu kapanmaların ana sebebi dünyanın ortalama ısısının 2 derece düşürülmesi. Karbon salınımının azaltılması arkadaşlar. Neden? Çünkü bunu nereden anlıyoruz? Nasıl analiz ediyoruz? Örnek veriyorum size. Hepimizin eleştirdiği bir konu. Turistlere neden serbest, yerlilere yasak kapanmalarda? Değil mi? Arkadaşlar turistler araç kullanmıyor. Aynı zamanda da bir döviz geliri getiriyor ülkeye. Bu yüzden turistlere serbest oldu. Bununla ilgili hiçbir mantıklı açıklama yapılmadı insanlara. Turistlere neden kapanmaların işlemediğiyle ilgili. Ben size şimdi burada açıklamış olayım. Turistler araç kullanmıyorlar. Otomobilleri yok. Bu kapanmalar neticesinde gerçekten dünyanın ortalama sıcaklığı 2 derece düşürüldü arkadaşlar. Çok geriye gitmeye gerek yok. Biliyorsunuz Haziran'ın 20'sine kadar yorganla yattık. Geçmiş yıllarda biliyorsunuz Nisan'da tişörtle gezmeye başlardık. Neredeyse Haziran'ın sonuna kadar soğuklar devam etti. Hatta günümüzde dahi yazın ortasında havalar sıcak gidiyor gibi gözükse de rutubetin çok az olduğunu, hatta olmadığını müşahede edebilirsiniz. Şimdi tabii ki tuzak kuranların en hayırlısı, en şereflisi Cenab-ı Allah'tır. Onlar tanrılık tasladılar, tuzaklar kurdular. Cenab-ı Allah'ın da karşı bir tuzağı oldu. Küresel ısınma düşürülünce arkadaşlar müsilaj çıktı. Müsilajın çıkma sebebi, bilim adamlarının açıklamasını aktarıyorum size. Deniz suyu sıcaklığını dış sıcaklığa, yani hava sıcaklığına yakın olması ve dalganın oluşamaması. Arkadaşlar dalganın oluşmasının ana sebebi sıcaklık farkıdır. Hava sıcaklığıyla su sıcaklığı arasındaki derece farkı açılırsa çok dalga olur. Eğer hava sıcaklığıyla deniz suyu arasındaki sıcaklık farkı kapanırsa, az olursa dalga az olur. Dolayısıyla kapanmalardan dolayı ortalama hava sıcaklıkları düşünce deniz suyu sıcaklığına yaklaştı. Yaklaşınca müsilaj ortaya çıktı. Temizlik memizlik onlar hikaye. Onlarla temizlemek mümkün değil arkadaşlar. Hatta bazı prof damgası yemişler çıktı. Bu 1,5 sene 2 sene sürecek demişti. Dolayısıyla yaza yaklaşınca deniz suyu sıcaklığıyla
hava sıcaklığı arasındaki fark açıldı. Yani havalar ısındı. Dalga arttı. Dalga artınca müsilaj ortadan kalktı arkadaşlar. Denizlerimizde. Bu doğal bir olaydı. Bunu bu şekilde açıklamadılar. Aynı zamanda küresel soğuma diyelim, yani 2 derece soğumasının bir sonucu da seller oldu arkadaşlar. Normalde atıyorum metrekare başına 100 metre 100 litre yağmur olan bir yere 200 litre, 300 litre, 500 litre yağmur düştü. Neden? Çünkü küresel soğumanın etkisi olarak, ani bir değişim etkisi olarak. Sellerden sadece Türkiye değil, bütün dünya etkilendi. Almanya'yı biliyorsunuz, yarısını sel götürdü. Bütün dünyada bu sel olaylarında birçok kayıplar oldu. Peki seller nereye vurdu? Zararı nereye verdi? En çok şehir merkezlerine. Şehir merkezlerindeki mülklerin sahibi kim? Yine aynı bu firavunlar. Yani değerli mülklerin diyelim sahipleri, liman şehirleri. Liman şehirlerine nehirler geliyor. Bu limanların yakınından denize boşalıyor. Bu nehirlerin çıkış noktasında da biliyorsunuz büyük zengin şehirler var. Bu şehirler tehdit altına girdi. Bu tehdidi berhava etmek için de arkadaşlar dünyanın ısıtılması gerekiyordu. Yani sellerin artarak devam edeceği öngörüldüğü için dünyanın ısıtılması gerekiyordu. Tüm dünyada biliyorsunuz binlerce, on binlerce noktada yangınlar başladı. Fail, 3-5 tane saçma sapan failler ortaya çıktı. Tüm dünyada bunu küresel ısınmaya, hava sıcaklığına bağladılar. Ancak yalan arkadaşlar. Çünkü Ağustos ayında biliyorsunuz biz çok çok daha sıcak geçiriyorduk. Yine sıcak ama inanın gerçekten geçmiş yıllardaki gibi değil. Tüm dünyada örnek veriyorum, mesela Sibirya. Sibirya'da yazın bile ortalama sıcaklıklar 20 dereceyken nasıl Sibirya'da Yakutistan bölgesinde o kadar büyük ormanlar yandı ki 1,5 milyonla 5 milyon dekar civarında, yani çok büyük bir. Bizim mesela örnek vereyim, örneklemeyle 5 milyon ne demek? Türkiye'deki bütün ormanlar 20 milyon dekar arkadaşlar. Yani Türkiye'deki ormanların 1/4 kadar büyüklüğünde orman Sibirya'da yandı. İtalya'da tabi bize basından medyadan verilmeyen bilgiler de vereyim. Özellikle Orta Afrika ve Güney Amerika'da çok çok daha büyük alanları yaktılar. Hindistan'da, Kanada, Amerika, Avrupa, Yunanistan, İtalya, ülkemizde özellikle İran'ın Batı Zagros Dağları bölgesinde çok büyük yangınlar çıktı. Sibirya, Yakutistan bahsettik zaten. Yani dünyada bu 2 derecelik soğumayı tersine çevirmek için, yani sellerin önüne geçebilmek için bu sefer orman yangınları çıkardılar. Bunlar arkadaşlar gerçekten çok zalimler. Ne doğaya, ne kainata, ne insana kesinlikle acımazlar menfaatleri için. Bunlar hep insani kılıflar buldular. Küresel ısınma insanlara zarar verecek, işte seller zarar verecek diye kendi kendilerini avutuyorlar. Ve işte küresel soğumayı gerçekleştirip Covid kapanmalarıyla insanları kapatıp dünyayı soğutmak bunlara büyük bir tanrılık hazzı veriyor. Ben diyor dünyayı soğuttum. Peşinden sel oluyor. Dünyada aynı anda ormanları yakıyorlar. Ben diyor dünyayı ısıttım, seli durdurdum. Bakın arkadaşlar bu büyük bir tanrılık hazzı. Şöyle söyleyeyim. Sahte bir, yani yanlış bir tedavi kürü yayınlıyor DSÖ'den. Kutsal metin gibi. Bütün dünya hastaneleri bunu uyguluyor. İnsanlar patır patır yanlış tedaviden vefat ediyor. Ben insanları öldürdüm diyor. 100.000 insanı aynı anda öldürdüm. Bu büyük bir tanrılık hazzı veriyor bunlara. Ben size bir örnekleme vereyim.
ilk gün 16 adet kullandırılan Famipir ilacının prospektüsünü internetten yazıp okuyabilirsiniz. Yan etkisi zatüre arkadaşlar. Yan etkilerinden biri zatüre. Zaten insanlar zatüreden vefat etmiyor mu hastanede? Bu insana 8 sabah 8 akşam bu ilacı veriyorsunuz. İlacın yan etkisi zatüre ve insanlar COVID'e bağlı zatüreden vefat ediyor. Neyse, bu konuya fazla girmek istemiyorum. Yangınların çıkış nedeni, nasıl çıkartıyorlar yangınları? Bu video bittikten sonra iki tane size video bağlantısı paylaşacağım yoruma. Oradan izlersiniz. Özellikle bu yangın çıkarmanın denemesini 2020 Eylül ayında Avustralya'da denendiğini düşünüyorum. 240 gün süren Avustralya yangınları çıkmıştı biliyorsunuz. Bu Starlink, Elon Musk'ın Starlink uydularının yerleştirilmesiyle aynı zamanda denk geliyor. Ben de bir video yakaladım. Yani bunların lazer atışlarıyla, yani bu dünyayı örümcek ağı gibi saran bu Elon Musk'ın Starlink uydularının lazer atışlarıyla yangın çıkarmış olabileceğini düşünüyordum. Bununla ilgili bir video buldum. Ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum ama böyle bir video var. İkincisi, hayalet uçaklardan veya normal uçaklardan atılan yangın bombaları. Bununla ilgili de ülkemizden bu iki videoda video buldum. Küresel çete buna karar veriyor. Devlet başkanları, devletin kurumları da buna biat ediyor. Fail arıyorsun, fail bulamıyorsun. Benim bu anlattıklarım tabii ki analizler ve edindiğim yerli yabancı kaynaklardan bilgiler sonucunda çıkan sonuçlardır arkadaşlar. Hani kesin böyledir diye bir şey diyemeyiz zaten. Ama aklın yolu birdir. Bu söylediklerimi internetten araştırabilirsiniz. İki tane de bağlantı koyacağım dediğim gibi video. Oradan da izlersiniz. Ben hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun.